Ahmet Kekeç, Gül hala bu had size haddini bildirmedi. Bir kitap, ismi Abdullah Gül'le 12 yıl. Yazarı Ahmet Sever. Bu kitabı hatırlamamın ve hatırlatmamın tam zamanıdır. Kitap intişar ettiğinde Sayın Abdullah Gül okudum, kitaptan haberim var diye bir açıklama yapmıştı. Müellifi Ahmet Sever de Abdullah Bey'e okuttum, onayını aldıktan sonra yayınladım diyerek bu ilişkiyi doğrulamıştı. Kitapta ne anlatılıyor? detayını daha önce bu köşede yazdığım için küçük bir özet geçeyim. Çankaya'da bir cumhurbaşkanı var. İsmi Abdullah Gül. Memlekette ne kadar olumlu icraat varsa Gül'ün eseri. Bir de kıyıcı bir başbakan var. İsmi Recep Tayyip Erdoğan. Memleketteki bütün olumsuz icraatlar da Erdoğan'ın eseri. Kitabı okuyup bitirdiğinizde şöyle düşünüyorsunuz. Başbakan Erdoğan olanca kattarlığı ve pervasızlığıyla kırıp döküyor. Bütün muhalif sesleri bastırıyor. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi bozuyor. Gazetecileri hapse tıktırmaya çalışıyor. Gezi'nin çiçek çocuklarına kötü davranıyor. Barışı baltalıyor. Hukuk devletinin sonunu getirecek icraatlar sergiliyor filan. Her zaman demokrasiden ve hukuktan yana Abdullah Gül de bütün bu olup bitenleri Çankaya'da acı içinde seyrediyor. Kitap yayınlandığında büyük bir tepkiyle karşılandı. Erdoğan ve Gül'ü yakından tanıyan gazetecilere göre anlatılanlar ayıp, haksız ve çirkindi. Sert tepki gösterenler de oldu. Mesela bu günlerde Sayın Abdullah Gül'le aynı mutluluk fotoğrafında yer alan Akif Beki şunları yazdı. Bu kitap Abdullah Gül'ün kuyruk acılarının toplamıdır. Böyle midir? Şimdilik bir yorumda bulunmak istemiyorum. Kitabı okuyup bitirdiğimde Sayın Abdullah Gül'ün üstlenmesi ümidiyle şöyle bir çağrıda bulunmuştum. Gül'ün baş danışmanı Ahmet Sever, bir operasyonun parçası olarak kurguladığı kitabında, Erdoğan'la Gül'ü karşı karşıya getirecek ve bence birçoğu gerçeği yansıtmayan anekdotlara yer vermiş. Bu anekdotların bir bölümü tekzibi gerektiriyor. Erdoğan konuşmayacağına, konuşması gerekmediğine göre. Bu görev öncelikle Abdullah Bey'e düşüyor. Dava arkadaşlığı bunu gerektirir çünkü. Her daim saygılı, ölçülü ve rikkat sahibi Abdullah Bey, kendini bilmez bir danışmanın fitne girişimlerine sessiz kalmayacaktır, kalmamalıdır. Üzerinden iki yıl aşkı bir zaman geçti. Gül kitapta yazılanları tekzip etmedi. Bunlar Ahmet Sever'in yaklaşımlarıdır, söyledikleri onu bağlar deme gereği bile duymadı. Sustu. Daha doğrusu susarak onayladı. Haksızlıklarla malül kitap, evet olumlu icraatları genellikle Gül'ün hanesine yazıyor. Kıyıcı Başbakan Erdoğan'a karşı Gül'ün örnek bir devlet adamı olarak yükseldiğini ve gezici kalplerde taht kurduğunu anlatıyor ama müellifinin de tıynetini ele veriyor. Çünkü başlıkta da zikredildiği üzere kitabın müellifi Ahmet Sever hem hadsiz hem terbiye özürlü bir adam. Ne demek istediğimi merak edenler mezkür kitaba ve zaman zaman internet mecraları karşımıza çıkan Ahmet Sever imzalı yazılara bakabilir. Rikkat sahibi bir cumhurbaşkanına baş danışmanlık yapmış Ahmet Sever. Erdoğan ve çevresinden söz ederken umumiyetle gürüh sözcüğünü kullanıyor. Meşru ve seçilmiş bir cumhurbaşkanına bu şekilde hitap ettiğinizde, aynı zamanda ben terbiyesiz bir adamım demiş oluyorsunuz. Hayrettir. Rikkat sahibi Abdullah Gül hala bu hadsize haddini bildirmedi, onu insafa ve rikkata davet etmedi. Evet, insan bazen hayret ediyor ahmet kekeç star